Kaza haberlerini gündelik hayatınızda sıklıkla gördüğünüze eminiz. Ancak bu videoda görecekleriniz eşi benzerine rastlanmamış cinsten. İnsanlık tarih boyunca sayısız trajik ve maliyetli kazalara şahitlik etmiştir. Kimi kazalar dudak uçuklatacak rakamlara ulaşırken, kimileri sayısız insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştır. Tarihin tozlu raflarına kaldırılmış olsa da binlerce can ve mal kaybına neden olan dünyanın en pahalı 10 kazasını sizlerle paylaşıyoruz. Videoya devam etmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım. Kanala abone olup bu videoyu beğenerek bizlere destek olmayı sakın unutmayın. Titanic gemisinin batması 1952, 150 milyon dolar. Tarihin en pahalı 10 kazası listemizde yer alan Titanic faciası, aynı zamanda en ünlü kaza olma unvanına da sahip. Yayınlandığı zaman milyonları büyüleyen ve çokça ödül toplamış olan James Cameron'ın meşhur Titanic filmini bilmeyenimiz yoktur. 15 Nisan 1912 yılında Güney Atlantik Okyanusu'nda buzdağına çarpması ile meydana gelen kazada tahmini 2224 yolcu ve mürettebattan 1500'ü aşkın insan öldü. Tarihin en lüks okyanus gemisi olarak bilinen Titanic toplam 150 milyon dolar zarara sebep olmuştur. Geminin yapımının tam 7 milyon dolara mal olduğu bilinmektedir. Viltal Köprüsü'nde tanker kazası 2004, 358 milyon dolar. 26 Ağustos 2004 yılında 32 bin litre yakıt taşıyan tanker, Viltal Köprüsü'nde bir araba ile çarpışarak katliama sebep olmuştu. Çarpışmanın etkisiyle korkuluklardan 90 metre aşağıya düşen araç, köprünün tamamen kullanılmaz hale gelmesine de sebep olmuştu. Almanya tarihinde meydana gelmiş en pahalı kaza olarak tarihe geçen bu olayın toplam 358 milyon dolara mal olduğu söylenmektedir. Chatsworth tren kazası 2008, 500 milyon dolar. 8. sırada yer alan en pahalı kazalardan bir tanesi Chatsworth faciasıdır. Şaşılacak biçimde gerçekleşen kaza tamamen dikkatsizlik sonucu meydana gelmiştir. Karşı taraftan gelen banliyö treninin kırmızı ışıkta durmamasıyla meydana gelen kaza, yük trenine çarpmasıyla son bulmuştur. Yalnızca maddi değil, ölümle de sonuçlanan kazada 25 kişi hayatını kaybetmiş, toplam kaza maliyeti ise 500 milyon dolar olarak açıklanmıştır. B-2 Stealth bombardıman kazası 2008, 1.4 milyar dolar. Bugüne kadar yaşanmış tarihin en pahalı uçak kazalarından bir tanesi olan B-2 Stealth, tüm dünyada yankı uyandıran bir kazaya sebep olmuştur. 23 Nisan 2008 yılında bir süre uçuş yapan uçak, Anderson Hava Kuvvetleri üssüne düşerek 1.4 milyar dolar zarara sebep olmuştur. Kazanın hemen ardından yapılan incelemelerde bilgisayar veri sisteminde hata olduğu tespit edilmiştir. Bombardıman uçağının pilotları fırlatma koltukları sayesinde hayatta kalmayı başarmışlardı. B-2'ler yaklaşık 1.4 milyar dolar ile şu ana dek üretilen en pahalı uçak olarak tanımlanıyor. Radara yakalanmama teknolojisi sayesinde daha önceki uçakların başaramadığı görünmeden düşman hedeflerini bombalama görevlerini başarabilen B-2'lerden Amerikan Hava Kuvvetleri'nin elinde şu anda 20 adet bulunmakta. Exxon Valdez petrol sızıntısı 1989, 2,5 milyar dolar. Exxon Valdez çevre felaketi olarak da bilinen 24 Mart 1989 yılında meydana gelen korkunç kaza tam tamına 2,5 milyar dolara mal olmuştur ve bunun büyük bir kısmı da temizlik için harcanmıştır. Talihsiz olay Exxon Valdez petrol gemisinin Alaska kıyılarında bir resife çarpmasıyla başlamıştır. Resmi verilere göre gemiden 10.8 milyon galon petrol denize akmıştır. Bölgedeki doğal yaşam bundan yoğun şekilde etkilenmiş, deniz kuşlarından katil balinalara kadar bölgede yaşayan birçok türden hayvan ölmüştür. Temizleme çalışmaları gerek bölgenin konumu gerekse bu çapta bir kazanın daha önce hiç yaşanmamış olması sebebiyle pek etkili olmamıştır. Gemi kaptanının alkolik olduğu iddiasıyla şirket ve gemi kaptanı suçlamalarla karşı karşıya kalmıştır. Ayrıca geminin tek cidarlı yani tek katlı oluşu da tartışma konusu olmuştur.
Bu felaket sonrasında petrol taşımacılığına ilişkin birçok yeni yasa ortaya çıkmış, dünya çapında olası çevre felaketlerine müdahale tekniklerinden tankerlerin çift cidarlı olmasına kadar birçok konuda gelişmeler kaydedilmiştir. Piper Alfa kazası 1988 3.4 milyar dolar. Dünyanın en tehlikeli petrol kulesi kazası olarak bilinen Piper Alfa, dünyanın en büyük petrol üreticisi unvanı ile günde tam 317 bin varil petrol üretebiliyordu. 6 Temmuz 1988 yılında teknisyenler tarafından yapılan rutin bir kontrol esnasında tehlikeli gaz birikmesini önlemek için parçalar sökülmüştü. Toplam 100 adet olan parçalardan sadece bir tanesini unutan teknisyenler, dünyanın en pahalı kazalardan birinin başlamasına sebep olmuştur. 2 saat içerisinde alevlere kapılan ve denize çöken petrol kulesi, 167 işçinin ölümüne sebep oldu. Toplam kaza maliyetinin 3.4 milyar dolar olduğu açıklanmıştır. Challenger uzay mekiği patlaması 1986 5.5 milyar dolar. Uçuşundan 73 saniye sonra şiddetli bir gürültüyle patlayan Challenger uzay mekiği 7 astronotun ölümüyle sonuçlanmıştır. Yapılan araştırmalarda büyük bir ihmal gözler önüne serilmişken 5.5 milyar dolar zarara girildiği açıklanmıştır. Uzay mekiği Challenger'ın kalkışının gerçekleşeceği günden önceki gece hava sıcaklığı oldukça düşüktü ve bazı mühendisler kalkışın iptal edilmesi yönünde görüş bildirmişlerdi. Buna rağmen kalkış NASA tarafından onaylanmıştı ve uzay mekiğinin katı yakıt roketlerinin parçası olan güvenlik contaları soğuk sebebiyle zarar görmüş olmalarından ötürü işlevlerini yerine getiremediler ve uçuşun 73. saniyesinde araç infilak etti. Patlama araç yeryüzünden 48 bin feet yani 15 kilometre yüksekte gerçekleşti. Prestige tanker kazası 2002 12 milyar dolar. Sırada yine bir gemi kazası var. 13 Kasım 2002 yılında büyük bir fırtınadan kaçmaya çalışan Rusya'nın Prestige adlı tankeri İspanya'nın Galicia kentine sığınmaya doğru gidiyordu. Ancak İspanyol yetkililer buna izin vermemiş, gemiyi açık denize çekmeye çalışmışlardı. Kaptanın Portekizce ve Fransızca yardım çığlıkları arasında ikiye ayrılan gemi, 20 milyon galon petrolün denize boşalması ile sonuçlanmıştı. Toplam 12 milyar dolar zarara sebep olan kazanın faturası, deniz canlıları başta olmak üzere doğaya kesilmişti. İspanya tarihinin en büyük çevre kirliliğine yol açan bu petrol tankeri kazası ile ilgili dava 11 yıl sonra sonuçlandı. Gemi kaptanı 9 ay hapse mahkum olurken diğer sanıklar ve İspanyol hükümeti hakkında beraat kararı çıktı. Olay sırasında petrol tankerinin kıyılardan uzaklaştırılması kararıyla kamusal yönetimden dolayı suçlanan İspanyol hükümeti hakkında suçlar da yersiz bulundu. Kolombiya uzay mekiği patlaması 2003 13 milyar dolar. NASA'nın yörünge filosundaki ilk uzay mekiği olma özelliğine sahip olan Kolombiya, dünyanın en pahalı uçak kazası olma özelliğine sahiptir. 1 Şubat 2003 tarihinde STS-107 adlı mekiğin görev uçuşu esnasında gerçekleşmiştir. İçinde 6 Amerikan ve 1 İsrailli astronot bulunan mekik, inişe 16 dakika kala saat 16.00'da düşmüştür. Kalkış sırasında ana yakıt tankından kopan bir parçanın mekiğin sol kanadına verdiği zarar sebebiyle mekik dünyaya dönüşte atmosferde parçalanmıştır. Kolombiya uzay mekiği kazası 1986 yılında gerçekleşen Challenger uzay mekiği kazasından sonraki ikinci uzay mekiği kazasıdır. STS-107'nin kalkışı 113. uzay mekiği kalkışıydı. 11 Ocak 2001 tarihinde planlanan kalkış işlemi 2 yıl içinde 18 kere ertelenerek 16 Ocak 2003 tarihinde gerçekleşmişti. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi her yıl bu kaza sonucu hayatını kaybeden astronotları anmakta ve bu kazanın yıl dönümünde hiçbir uzay etkinliği düzenlenmemektedir. Fukushima ve Çernobil. Fukushima nükleer santrali kazaları 2011 187 milyar dolar.
11 Mart 2011 saat 14.46'da Japonya'nın en büyük depremi başkent Tokyo'nun 220 km kuzeydoğusunu sarsmıştı. 9.0 büyüklüğündeki deprem öyle güçlüydü ki dünyanın eksenini kaydırdı. Honshu adasını etkileyen dev tsunami 18 bin kişinin yaşamına mal oldu, bazı yerleşimleri tamamen haritadan sildi. Dev dalgalar Fukushima nükleer santralinde vurmuş, reaktörleri su basmış ve büyük bir felakete yol açmıştı. Radyasyon sızıntısı arttıkça yetkililer de yasak bölge alanlarını genişleterek 150 bin kişiyi bölgeden uzaklaştırmıştı. 11 Nisan 2011 günü Japonya Nükleer Güvenlik Kurumu Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'ndeki nükleer sızıntının tehlike derecesini radyolojik durum ölçeğine göre 7'ye, yani Çernobil reaktör kazasıyla aynı seviyeye çıkarmıştır. 2016 yılında Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Fukushima felaketiyle başa çıkmanın toplam maliyetini 21.5 trilyon yen, yani 187 milyar ABD doları olarak tahmin etti. Bu, önceki tahminin 11 trilyon yen, yani 96 milyar ABD doları neredeyse iki katıydı. Çernobil Nükleer Santrali Kazası 1986 200 milyar dolar. Dünya 26 Nisan 1986 yılında tarihin en korkunç kazasına tanık olmuştu. Dünya tarihinin en kötü nükleer santral kazası olarak kabul edilen Çernobil felaketi, uluslararası nükleer olay ölçeğinde 7. seviye kaza olarak nitelendirilmiştir. Tarihin en korkunç kazaları arasında yer alan olay, sosyoekonomik bir faaliyet olarak anılmaya devam ediliyor. Ukrayna'nın %50 kısmını engelleyen ve dünyanın birçok ülkesini zehirli gazlara boğan felakette tüm sorumluluk santral operatörüne yıkılmıştı. Milyonlarca göçe neden olan Çernobil felaketi, onlarca yıl süregelen kanser hastalıklarının da en büyük sorumlusu olarak görülmektedir. Bu korkunç kazanın maliyeti ise tam 200 milyon dolar olarak hesaplanmıştır. Böylesine büyük kazaların yaşanmamasını dileyerek bu videomuzu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanala abone olup bu videoyu beğenerek bizlere destek olmayı sakın unutmayın. En kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.